Soru. Aydanur Hocam, bolluk ve bereket çalışmasını yaparken isteklerimin içinde ev, araba, para vesaire gibi şeyler var. Bu isteklerim konusunda rahat olmalıyım ki odağımı manevi konulara daha rahat çevirebilmeliyim diye düşünüyorum. Geçim sıkıntısı içindeyken ya da hayal ettiğim ev aklımdayken dünya malı önemsiz diyemem. Bunu demenin tek yolu zihnen bu konulara aşmış olmak. Tasavvuf öğretilerinden dolayı bir hırka, bir lokma inancı oluşmuş bende. Bu ikilem beni çalışmamı yavaşlatıyor. Ne önerirsiniz bana? Bunları yazarken de o kadar zorlandım ki yargılanmaktan korktum. Yüzleşmek gerek diye bir cesaret yazdım. Şu an öyle yoğun bir heyecan duyuyorum ki yaptığımdan bu duyguyu nereye koyacağımı, nasıl yorumlayacağımı da bilemiyorum. Cevap. Öncelikle böyle bir konuyu dile getirdiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Belki de herkesin merak ettiği bir konuydu. Sayenizde bu konuya bir açıklık getirmiş olacağız. Konuya girmeden önce herkesin anlaması gereken bir konuyu dile getirmek istiyorum. Bu çok önemli bir konu. Herkes nedense mış gibi yaşamayı ve kendini yargılamayı seçiyor. Kendi fikir ve düşüncelerinizi es geçip de başkalarının söylediklerinin daha doğru olduğunu düşünmekten vazgeçin. Sizin ne düşündüğünüz sizin açınızdan çok değerlidir. Başkalarının düşünceleri de kendi açılarından çok değerli. Ama herkes kendi fikir ve düşüncelerine öncelik vermeli. Ve düşündüğü, hissettiği şeyi kendisini yargılamadan kabul etmelidir. Örneğin, ben bunu böyle düşünmemem gerekiyor. Üzülmemem gerekiyor. Kızgın, kırgın olmamam gerekiyor. Bunu ciddiye almamam gerekiyor. Gibi şeyleri düşünüp de tersini yaparak mış gibi yaşamaktansa kendi istediğiniz şekilde davranmak en güzelidir. Çünkü bu kişinin kendisine karşı samimiyetidir. Öncelikle mevcut duygunuzu yatsımayın. Kendinize karşı samimi olun ve kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Teşhis koymadan tedavi başlamaz. Bu yüzden önce net bir şekilde ne düşündüğünüzü kendinize samimi bir şekilde ifade etmelisiniz. Gelelim istemek konusuna. Tasavvufi hayat ve mistik düşüncede bir lokma ve bir hırka anlayışı, dünya cazibesine kapılmamak anlamında kullanılır. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ona bak ama sarhoş olma demiş Mevlana. Öncelikle bu çalışma boyunca anlamanız gereken şey, görünen her şey zihnin bir ürünüdür. İnsan neyi hayal ederse ona sahip olabilir. Yalnız kişi kendini unutup zihninin yaratımlarına daldıkça kendi özünden uzaklaşır ve kendini kaybeder. Bütün sorun maddeyi kendi varlığının önüne almaktır. Var olmayı varlıklı olmakla karıştırmamak gerekir. Hakikat yolculuğuna çıkmış kişi, kendini bilene kadar bir gözünü dünyaya kapatması gerekir. Çünkü özüne giderken tutunduğu ne varsa bırakmak zorundadır. Ancak soyunarak öze varılır. Bu süreç bir süreliğine gereklidir. Kişi kendine geldikten sonra bilir ki mal, mülk ona Allah'ın bir tebessümüdür sadece. Allah'ın kulundan razılığıdır. Hazreti Muhammed'in bir hadisine göre Allah'ın ilmi isteyene zenginliği istediğime veririm dediği ifade edilir. Biraz düşünürsek
Buradan şöyle bir anlayışa ulaşabiliriz. İlim isteyen herkes hayatı okuyarak ilim sahibi olabilir. İsteyen herkesin gözü önündedir ilim. Talep eden herkese ilmin kapısı açılır ve ilim gönlüne girer. Fakat maddi zenginlik için istemek yetmez. Çalışmak ve hak etmek de gereklidir. Düşünün bakalım. Siz parayı kime vermek isterdiniz? Elbette size fayda sağlayana, sizin ihtiyaçlarınızı karşılayana, değil mi? Peki, herkesten işleyen o olduğuna göre hak edene veren de o değil midir? Allah çalışan kulunu sever ve ayırt etmeksizin çalışan herkesin rızkını verir. Bu ayetlerle de sabittir. Kişinin maddi ve manevi anlamda bolluk ve berekete sahip olması, Allah'ın kulundan razı olmasıdır. Zenginlik korkulacak bir durum değildir. Paranın kölesi olmadıkça. Aydınur Aktaş Hıra'nın Özel Yolculuk kitabından alıntılar. Okumuşlar Yayıncılık.